It will be two very nice games. It's the club Galatasaray deserves. Chelsea ile iki güzel maç oynayacağız. Avrupa'da ilk 16'da olmayı hak ettik. Bunun için savaştık ve başardık. Bu başarı kulüp, taraftar ve takım için çok önemliydi. Şimdi daha da ileri gitmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz. İnanmamız gerekiyor. Hepimiz %100 odaklanırsak turu geçme şansımız var bence. Bir de kendisine teklifler olduğu söyleniyordu. Böyle bir teklif geldi mi? Türkiye'de mutlu mu? Neler söyleyecek Türkiye'deki durumu için? If I get a lot of offers, then you know. Transfer için teklif alsam benden daha iyi siz bilirsiniz. Şu ana kadar teklif almadım. Her transfer döneminde hakkında söylentiler çıkıyor. Transfer döneminin bitmesini dört gözle bekliyorum. İnsanlar benim hakkımda konuşmasın diye. Futbolda basının böyle haberler yapması normal. Burada olmaktan, takımımdan, taraftarımdan çok mutluyum. Ayrılmak için bir sebebim yok. Dediğim gibi her zaman bu transfer haberlerinin içindeyim. 30 Ocak'a kadar beklemek zorundayım. Fatih Terim'in gitmesine birçok arkadaşı üzüldü. Kendisi de üzüldü mü? Ne düşünüyor Fatih Terim'in gitmesine? Ve Mancini Fatih Terim'in yerini doldurabildi mi? It's always hard when a coach is leaving the club. Bir teknik direktörün takımdan ayrılması her zaman zor olmuştur. Kısa sürede yaşandı bu ayrılık. Duygusal bir dönemdi. 11 yıldır futbol oynuyorum profesyonel olarak. Birçok teknik direktörün gidip geldiğini gördüm. Zor, duygusal ama futbolda bu normal. Well, Mancini is a different coach as Fatih Terim. Mancini Fatih Terim'den daha farklı bir hoca. Bütün hocalar farklıdır. Mancini'nin biraz zamana ihtiyacı var. Herkesi aynı fikri adapte edebilmesi için ona zaman vermeliyiz. Hepimizin zamana ihtiyacı var. Şimdi önümüzdeki puanları toplamalıyız. Yeah, that's a lot. But it's not like it's over yet. Bence ligde henüz her şey bitmedi. Yarım sezondan daha fazla bir süre var önümüzde. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne odaklandığımız doğru değil. Lige de büyük önem veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki o karlı havadaki maçın ertelenmesi onlar için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bir de attığı golle hayata döndü diyor herkes. O da katılıyor mu? Well, it was a different, difficult game for both sides. Juventus maçında saha iki takım için de kötüydü. Bence hava ve zemin Juventus adına daha avantajlıydı. Çünkü onlara beraberlik yetiyordu. 60 dakika topu kaleden uzak tutmak Juventus için daha kolaydı. Öğle maçında harika bir iş çıkardık. Zaferi hak ettik bence. Attığım golle neden yeniden doğayım ki? Tabii ki önemli bir gol attım. Özellikle bu zorlu şartlarda maça gelen taraftarlar için hediye oldu. Onlar adına çok mutluyum. Şimdi Chelsea maçında bizi yine aynı şekilde destekleyecekler. Her zaman olduğu gibi. Bu arada ben her zaman kendime inanıyorum.